Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl aranın ardından İran'a gidiyor. Erdoğan 19 Temmuz'daki ziyaretinde İran lideri İbrahim Reis'i ile başlaması an meselesi olan Suriye operasyonunu görüşecek. Kritik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olacak. Ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel konular ve işbirliğinin geliştirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıl aranın ardından gerçekleştireceği İran ziyaretinde gündeme getireceği başlıklardan bazıları. Madrid zirvesinden sonra Tahran zirvesi bence büyük değer taşıyor. Ziyaret önemli çünkü Türkiye'nin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu Suriye operasyonu da masada olacak. Üstelik ziyarete Rusya Devlet Başkanı Putin de katılacak. Müzakere edilecek, tavizler koparmak isteyecekler vesaire. Bir diğer tarafıyla da engellemeye çalışacaklar. Ama Türkiye yani YPG PKK'dan kurtulmak zorunda. Sadece Türkiye değil, yani Suriye'de, bütün bölgede kurtulmak zorunda. Diplomatik ilişkilerde kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde gerçekleşecek olan görüşmede Türkiye, Tahran yönetimine terörle mücadeledeki kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlatacak. Irak ve Suriye'nin gücü yetmiyor. İş Türkiye'nin sırtına kalıyor. Tabii bu öyle olunca da istismarlara maruz kalıyoruz. İstismar ediyoruz. Yani kim istismar ediyor bu konuyu? Rusya, Amerika, İran, İsrail, Avrupa Birliği istismar ediyor bu konuyu. Peki uzmanlara göre Suriye'ye 5. operasyon ne zaman yapılacak? Sayın Erdoğan gidelim bir Ruslarla bir İranlılarla tekrar konuşalım, ondan sonra yapalım diyebilir. Daha önce başlayabilir, o süreçte başlayabilir. Yalnızca sınır ötesi operasyon değil, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji ve gıda krizi, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret koridoru, Güney Kafkasya'nın istikrarı gibi kritik konular da masada olacak. Erdoğan bir yandan telefon diplomasisini de sürdürüyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. SAMP/T füze savunma sistemi için Macron'a "Beklentimiz tam açıklık prensibiyle ortak bir sistem geliştirmek" dedi.